ladies love my style. At my table getting wild. Get them bottles popping. We get that dripping, that drop out. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangsta. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Ne habersiniz? Ne habersiniz chat? Aha dur bir dakika. Bir dakika. Bakayım. Ha geldim. Hello. Bir anda sessizlik. Ey modlar bir ses verin bak. Bir dakika durun, sizin sesiniz yayına gitmiyor. Dur benim bu kodumun. Konuş bakalım. Sadece arkadaşız. Ha, Allah çok iyisin. Oğlum ya, yayına giden ilk cümle sadece arkadaşız. Çiçek abo durun şimdi bir dakika, baştan aşağı bir şeyler okumam lazım. Yusuf Hoca 5 tane sav hediye etti. Kesene bereket abi. Harun'a sav hediye etti. Harun'a geldi o savda, şansa bak. Harun moderatörü fakir köpeğiyle, gerçekten inanamıyorum ya, bu nasıl bir şans. Harun burada mısın lan? Mikrofon abi, her şeyi kapatmış. 5 dakikaya gelir. Abo biz hype train'de girer olduk gene. Bunların hepsini nasıl okuyacağım bilmiyorum ama Mehmet Prime ile 6. ayını devam ettiriyor. Hitocuğum devam ettirmiş hikayeyi. Yusuf Hoca 5 tane çarpmış zaten. Bir bit akmış. Batu Anavi 6. ayı da devam ettiriyor. Okumadığım kim kaldı bilmiyorum. Var mı fikrim yok. Amma ve lakin. Hype train level 3 ile. Ben hep G6 ile gireyim abi. Çok iyi. Bir Burak Çetin Prime'la subscription olmuş. Prime'la hala sub olmayan varsa 8 TL'niz. Alırım. 8 liranızı alırım. Çiçek lütfen istirham ediyorum. Arada beleşçilikte çığır açtım abi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Sana kit düştü kardeşim. Aynen abi, ayaküstü kit düştü. Anonim çığırlar da gelmeye başlıyor. Güzel. Çok iyi. Like a G6 şarkısını hatırlayan kadar old insanlarımız var mı ya aramızda gerçekten? Evet, aylık 8 lira verip Twitch, pardon, Amazon Prime'den istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da o 8 lirayı her ay MDISEC kanalına gönderebilirsiniz. İstirham ediyorum, bana gönderin. Bu arada sablarımız 182'ye çıkmış. Eskiden 90'dı. Bilmem hatırlar mısınız chat? 8 TL'nin 80 kuruşu bize geliyor muydu? Yo, daha fazla geliyor. İnşallah daha fazla geliyordur. Encata del Gormo 6. ayını Prime'da devam ettiriyor. Yarım sene olmuş be. Gerçekten yarım sene olmuş değil mi gençler?
Hype Train havalarda uçuyor. Seviyorum bu Hype Train'i. Para treni. Çok iyi. Level 3 complete olmuş. Yok mu bir level 4'ümüz? Level 4 oldu hatta. Level 4'e geldi. Yok mu level 5'imiz? Yok mu? Kral acaba ben seni nereden gördüm de takip ettim demişsin. Cheer'lar geliyor. Evet, bu treni bir iteleyelim dostlarım. Rica ediyorum. Bakalım. Şimdi artık ne içtiğini biliyoruz abi. Su içiyorum lan. Hep su içiyordum zaten ben. Su gibi içiyorum. Yani şey, su içiyorum yani. Like a G6. Ben bu arada başka bir şarkıyla giriş yapacaktım da neyse. Bu sefer bununla giriş yaptık. Bakayım kimler burada. Users in chat. Modlar burada. Aa, Başak buradaymış. Yiğit'in sevgilisi. Counter-Strike yayınlarını izlemeye gelen değerli arkadaşımız. Ne öğreteceğim bugün? Hiçbir fikrim yok. Zaten 1,5 saat Sudoers ekibiyle bugün bir goy goy çevirdik. Ne goy goydu ama, değil mi ekip? Gerçek acayip eğlendik. 1,5 saatin üzerine 1,5 saatte ne konuşurum bilmiyorum. SSRF'im yok abi. Yani şöyle söyleyeyim, boş ver eğitimi Counter Strike'a geçelim desem geçeriz. Reis, Belçika'da siber güvenlik okuyorum. Çoğunlukla kitap okuyup TryHackMe gibi sitelerde uygulamaları deniyorum. Fakat hala bir eksiklik var gibi hissediyorum. Ne yapabilirim? Belki sorun Belçika'da, bilmiyorum ki. Rustan Prime'de subscribe olmuş. İşte aradığım şey bu, çiçek. Kutaycım burada. Port Swigger'ın Business Logic Lab'larına bakacağım ben de, Apordox. Aynen. Of! Bakalım. Bildirimler yağıyordu. Durmuyordu bildirimler. Evet evet, bakacağım o. Yani niyetim o yani. Ay ay. Bakalım. Hop, millet kaçmış. Bir tek Harun ve Lodos kalmış burada. Genel sohbette ne dönüyor? Bir şey dönmüyor. Güzel. Aha, bir şey daha oldu. Ne oldu? Emirhan Prime'la sub olmuş. Hoş geldin. Kesen bereket yavrum. Level Yorks Prime'da subscribe olmuş. Bunu level 5 yapalım gençler. Ne zamandır level 5 train görmüyorduk. Az kaldı az. İttir gelsin. İttir gelsin. Evet. Tryon da bir ittiriyor treni. Kutay bir tane gif yollamış. Kesene bereket yavrum. Neredeyse 5 oluyor gençler. Hadi bakalım. Lovely Yorks. El Reina. Sub olacaktım ama sana oldum demişsin. Yanlış tercih yapmışsın kardeşim. Metal abi. Metal, sen nasıl sub dağıtabildin? Nasıl oldu bu? Bu mümkün değil. Level 5 level 5 senin sayende geldi. İnanılmaz bir şey bu. Ay, ay, ay. Gerçekten inanamıyorum. Bu arada tüm topluluğumuzun selam verene IBAN gönderen tek kişisi Yiğit arkadaşlar. O yüzden şaşırıyoruz. Nasıl oldu bilmiyoruz yani. Çocuğa günaydın diyorum, IBAN yolladım abi yazıyor ya. O yüzden VIP'li verdim, tek taşını taktım. Parasının iki katını geri istiyor ki. Bu gece rahat uyuyamaz bu çocuk. Bana sabaha karşı arar beni, abi IBAN yolladım der. 50 lira ister. Castaway. Ya, tren temelde hiçbir şey yapmıyor abi. 2 gram JavaScript CSS, o oradan gidiyor da işte yani. Kapitalizm. Edge,
Bilmiyorum. Bence bizim Discord'un yarısına dolandırıyor Yiğit ya. Aaa. Emirciğim. 6. aya. Kesene bereket yavrum. Tüm mod ekibimiz sab oldu bugün neredeyse değil mi? Gekai hoş geldin. Apordox burada. Prion 33. Mehmet burada. Aylak burada. Batuhan burada. Metal Fakiri de burada. Onun sevgilisi de burada. Yaraluya burada. Aylak ben. Eyvallah dostum. Vedat dostum da burada. Bakalım bakalım bugün ne yapacağız? Last Penguin Hunter Windows'cu geldi. Bu arada 6. ay sub olan da nasıl bir rozet çıkıyor? Ben onu ne koyduğumu hatırlamıyorum ya. Natural. Mavi mi çıkıyormuş? İyiymiş. Oo Mehmetciğim sen çok cool gözüküyorsun şu anda ya, inanılmaz. 6 ay 6x5 30 dolar iyi para. Bir Udemy kursu yapar işte bak. Abi SAP olunca ne oluyor? Anlamadım. Abi SAP olunca ne oluyor? Pardon, SAP mesleki hastalıklarımız var. Peki bakalım bugün ne yapacağız gençler? Prion, Hackerbacker, Batuhan Avi bid yarışına girdi. Minik minik attırıyor. Chaturbait'im nerede benim ya? DJ Ömer. Abi sub olunca ne oluyor? Hah, chat en önemli kısma geldik. Neden MDISEC kanalına sub olasınız? Neden? 6. ay sub'u olan Mehmet'i Discord'a alalım ve neden sub olması gerektiğini insanların bize anlatsın istiyorum. Çünkü bence çok saçma sub olmanız. Evet gelsene, niye yani kardeşim, biraz anlatsana biraz bize. Acaba niye yani? Gir sesliye bir yere, lodos çekersene. Kapitalizm basıyor ya, o net, aynen. Eşeysiz yürüyen hoş geldin. Li-Fi hakkında bilgim yok. Ben siber güvenlikle ilgileniyorum ya. O tür teknolojilere dair bilgim yok. Peki bakalım bugün ne yapacağız gençler? Bugün what you gonna do with a bad boys, you bad boys. Aa böyle bir şarkı vardı. Onu sonra bulur dinlerim. Bu yüzden abone olun diye Hackerbacker link atmış. Aynen bak. Bu arada level 4 hype train'imiz yola, level 5 hype train'imiz yürüdü gitti. Selam Maho gelmiş. Çiçek. Çuf çuf. Yeni emotlarımız geldi şimdi. Vulnerable Web Application Impossible 4 çözülmüyor abi. Impossible çözülmüyor. İyiymiş. Bak ne güzel emotumuz geldi. Çok pahalıya mal oldu bu emot ama olsun. Aboneyiz ama kanalı göremiyorum diyor. Böyle bir kanal yok oğlum. Biz sizi kandırıyoruz paranızı almak için. Böyle bir kanal yok. Kimseye özel ders verdiğimiz de yok. Prime'da aldığınız Prime'da sadece bir yayıncıya abone olabiliyorsunuz. O yayıncının adı da (gülüyor)
Şimdi bugün ne yapacağız? Abi onun kalbini hackleyebilir misin? Alvatador. Her şeyi söyleyeyim. Bu arada bu kanalları sadece T2 ve T3'ler görebiliyor. Bilkentli Mühendis'ten gelen dostlarım. Gencecik arkadaşlar hoş geldiniz. Üniversitede bilgi güvenliği, siber güvenlik aynı şey mi? Ders olarak mı soruyorsun? Bilmiyorum. Ders içeriklerine bakmak lazım ya. BC Hack Tool ne aga ne? Ah BC Hack Tool neymiş bu YouTube videolarımda? Hüseyin reklam bu ne bu? Ne bu? Banners, updates. Best script dönmüş burada bir şeyler. Sonra bakarım. Dursun kenardan. Abi sesin kesik kesik geliyor. No, böyle bir şey olamaz. Adli bilişim hakkında ne düşünüyorsun? Bir fikrim pek yok dostum ya. Sevmediğim konuları böyle kaçıyorum içinden. Undisputed inşallah kardeşim muhakkak. Şimdi bugün ne yapacağız? Burada klip izliyorduk. Bunu kapat. Orkun'la video çektin ya sana ödeme falan yapıyor mu? Hepimizin merakı. Konuşunca sesin geliyor telsiz gibi. Bu sanki bu cümle biraz mantıklı kardeşim değil mi? Tırıtıdınt. Mesela kafalar nasıl pırıl yani? Nasıl? Slow modumuz yok bizim şu anda ya. Var mı? Bilmiyorum. Konuşmayınca ne sesim gelmiyor. Çiçek. Burp sweeting. Var ama az. Oh, okay. Ya bu benim Firefox'um niye böyle polemikli? Donuyor monuyor. Benim Firefox biraz nargileli. Niye böyle? Desktop, ekran, paylaşım. Nerede paylaşım? Ekran, eğitim. Yes. Tamam çekelim mi 5 saniyeye? Bakalım nasıl oluyormuş. Görek. Proxy. Opera kullan diyor. Niye Twitch'teki tüm yayıncılar Opera kullanıyor abi? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Vallahi merak ediyorum. Niye öyle? Opera çakı gibi mi? Ya come on ya. Opera kim ki? Password enter. Brave. Çünkü daha iyisini Firefox olduğunu bilmiyorlar. Da 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 da. Research Academia. Bir ara reklam vermişti Opera. Olabilir yani. Eski operacılar. Bilmiyorum mu? Opera kullanan insan ne bileyim çay içen insan gibi bir şey benim gözümde ya. Bilemiyorum dostlarım. Vallahi bilemiyorum. Cold Brave büyüktür her şey. Katılıyorum Kutay. Kesinlikle. Edge büyüktür Opera yazmış. Kardeşim o küçüktür büyüktür işaretini yanlış öğretmişler sana galiba. Ben Pentest'lerde kendimi bildim bileli şey kullanıyorum ya. Firefox kullanıyorum yani. Bilmiyorum kendimi bildim bileli Pentest'lerde Firefox kullanıyorum. Alıştım. Hadi bakalım. Cold brew devlemek için o kadar sabreden adam her şeyi başarır. Hayır abi. Cold brew içmek için bug bounty yapıyor. Oradan $200 kapıyor Kutay. Gidiyor tüm ay bedava cold brew içiyor. Ne kasacak abi evde kendim yapayım. Bazı şeyleri kendim o homemade
overrated bir şey bazı konularda abi. Yani ben kendim evde bir şey yapıyorum. Yapmam. Amına koyayım yapma yani. Hani gerek yok kardeşim. Dışarıda yapıyorlar yani. Hani kasma o kadar. Yani her şeyin homemade'i böyle bir fazla popüler. Yani bence de abi cold brew'u da evde yapmazsın yani benim gibi. Filtre kahveyi yapar dolaba koyarım. Mesela evde ekmek konusu. Biz Covid döneminde hanımla birlikte öyle bir işin derdine düştük. Hayatımın hatalarından bir diğeridir yani. Derken hanım hala gelmedi eve. Acaba nerede? Merak ettim. Şu kızı bir arayayım. Durun bakayım. İnşallah döner. Evet gençler. Bugün ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Abi bu arada iki kişiden fazla değilseniz evde yemek yapmak pahalı bir şey bence. Bu arada abi nice yıllarınız olsun demişsin. Ha şey geçtiğimiz gün evlilik yıl dönümümdü. O yüzden diyorsun değil mi? Sağ ol dostum. 5 years in a row. Excessive trust in client-side controls. Eğitime yeni başlıyoruz. İncelemeyeceğim BC hack tool'u kardeşim. Yazma bir daha. Aa çok iyi. Hacker backer. Acaba onu mu yapsak ya? Soner hoş geldin. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durumumuz var. CS 253'ün final sınavı varmış, tamam mı? Final Cut ne abi? Final Cut. Ya Google. Bunun finali varmış. Finalde şu soruları sormuş insanlara, tamam mı? Mesela code injection is caused when untrusted user data unexpectedly becomes code. True false mesela. Bu bir sınav. Tamam mı? Gördüğüm en güzel final sınavı olabilir diyor Yalalu'ya. Ben hemen yayının konusunu değiştireyim. Ben bu soruları görmedim. Tamam mı? Hayatımda da hiç siber güvenlikten sınava girmedim. Yemin ederim hiç girmedim. Niye kafam girsin işareti yapıyorum bilmiyorum ama. Şey ben bu sınava gireyim şu anda canlı yayında. Olmaz mı? Var mı böyle bir şey yapmamız? Kopya yasak. Chat söylemeyecek. Ben cevap vereceğim. Bizden de arkadaşlar şey nedir onun adı? Not tutacaklar. Hangi soruya ne dedim? Hesaplayacaklar. Tamam mı? Chat'ten cevabınızı yazsanız bile bakmayacağım ben kendim cevabını verene kadar. Bence çok mantıklı bir, çok güzel olur böyle bir şey yapmamız. Siktir git. Burpsuit Akademi'ymiş. Yalan. Aha bir şey oldu. Levent Özen Prime ile subscribe olmuş. Kesene bereket. Kesene bereket yavrum. Hemen konuyu değiştiriyorum. Ne yapıyoruz? Web Security 12. CS 253 sınavına giriyor MDISEC. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Bilmiyorum. Ben yayını tweet atmayı unuttum. Bir de onu yapam. Ne yalan? Ne yalanmış? Benim yalan söylediğim bu chatte hayatta gözükmedi. Kanlı canlı siber güvenlik sınavı var. Aha tweet attım. Abi Örsit Akademi yalan ya onu salla ya.
Abi soru da olmalı. Şey sınav. You have 3 hours. Write all of your answers directly on a paper. Make your answers as conscious as possible. 3 saat mi? Babanın düşmanları. Ben bunu Allah ağzından ağzından laf çıkıyordu. Ben bunu kaç soru var? 19 sayfa mı? Abo, MDI dediğim bunu abi bitirir. 1 saatte bitiririz. Başlıyorum. Chat, bir motivasyon müziği çalayım bana. Tamam mı? Motivasyon şarkısını ne dinleyebiliriz? Silivri soğuktu, ben onu unuttum bir anda, çok özür diliyorum Allah'ım, bir affet, tamam mı? Bir anda gaza geldik. Hadi bakalım. Chat, başlıyorum. MDI sex sınavda. Peki ben buna hangi cevapları verdiğimi nasıl tutacağım? PDF editör online var mı? Nasıl tutacağız? Ne var? PDF editör. Nasıl olacak? Ya ben akrobat kurmam abi. Online PDF editör. Ben bir dakika, kağıt kalemim var benim. Siz rahat olun. Benim değil de hanımım var. Chat, bak aldım. Tamam mı? Başlıyorum. Elime de kalemimi alayım. Peki istediğim sorudan başlayabilir miyim sizce chat? Bu ne? Bunu bir kaydet bakayım sen. Desktop. Save. Bunu nasıl upload edeceğim? Drag and drop local file. Her şey dijital olsun diyorsun. Tamam. Open. Ha. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Tamam, çok güzel. Pencil. Pencil. Ha. Tamam. Ya hacker backer. MDI sec. İmza. Bir dur, amına koyayım. MDI sec. Ctrl Z yok. Silgi. Silgimiz var mı? O da yok. Neyse, hayırlısı. Signature. ÖSYM. Signature'ımızı da attık. Gençler, vatandaş başlıyor. Hadi bakayım. True false yapacakmışız. Code injection is caused when untrusted user data unexpectedly becomes code. True. It is okay to put sensitive information in hidden form fields since after all they are hidden. Şu ana kadar no. False yani. False. The server can trust cookie values in HTTP request to be untampered since the cookies are set by the server. False. The cookie attribute HTTP only helps to mitigate the effects of XSS attacks by preventing client-side JavaScript from reading cookies. True. Akıyorum. Çok iyiyim. Your browser will save cookies even from... Your browser will save cookies even from sites you have not visited directly. Visited directly means that you have navigated to the site and its URL appeared in the browser. False. Umarım doğru anladım. You should prefer to use block list to block known bad input than the allow list. False.
Cruel Sight Request Fails is a type of injection attack. Balls. İyi gidiyor mu? Kim banlandı lan? Ben çok iyi gidiyorum. Exnova'na hoş geldin. Yok yok, sınava girdim ben. Kronometre başlatmayı unuttuk. Kronometre, chat kronometre başlat bir yerden. Birini start versin. Hadi bakayım. HTML, JavaScript, I primary languages targeted by cross-site scripting attacks. Bak şimdi bu soruda şöyle bir sıkıntı var. HTML bir programlama dili mi? Ama programming language dememiş. Primary language, bu da markup language, hypertext, markup language değil miydi bu? Bunun içi adında language geçiyor. JavaScript'te maalesef language. O zaman bu mantığa göre true. Reflected XSS occurs when a malicious user convinces the victim to send request to the server with malicious input. Reflected XSS için bu true. The best way to prevent untrusted user input from exploiting your application is to use encryption. False. You should set secure flag in a cookie to ensure that cookies only sent over encrypted HTTPS connection. True. When accepting untrusted input from the user, we should escape it before it is added to the database so that we can later use it without worrying about escaping. False. Çünkü neden? Ben size hayvan gibi context-based encoding anlattım. Daha sonra datayı hangi kontekste kullanacağını bilemeden bir encoding yapamazsın. Two-factor authentication, password together with a time-based one-time OTP, okay, is an example of defense in depth. False. Defense in depth'ten benim anladığım bu değil çünkü. Defense in depth'ten ne anlamak gerekiyor acaba? Daha sonra geri dönebiliyor muyum? Döneriz ya. Bak buraya şey koyuyorum. Soru işareti koyuyorum. Buraya döneceğim. XSS authentication was removed from... Oo, bu sınav bayağı güncel bir sınav. Çok iyi. Because the attacker could use the prevent specific script within the targeted page from executed. Aslında XSS auditor'ın Chrome'dan silinmesinin sebebi XSS search denilen bir tane konu var, tamam mı? Başka bir sayfanın içeriğini leak edebiliyorsun. Bunu leak ederken kullandığın teknik aslında o web sitesinin XSS auditor'ünü belli case'lerde tetikletmen. Başka bir sayfayı iframe'i açıp XSS auditor'ü tetikletirsen iframe'in event loading'i iki defa tetiklenmez. Bir defa tetiklenir. İki defa tetikleniyorsa trigger edilmemiş demektir. Bunun için de iframe'in location hash bilgisini falan değiştirirsin. Bu bilgi birikimiyle baktığımda could use it to prevent specific scripts within the targeted page from executing. Bu true olur. Short answers, 2 points each. For each question, write a short answer using no more than 50 words. Çok saçma. Name the three parts of URL that are used to determine URL's origin. Bir şey oldu. Kopya kül yutmaz. The first section completed. 14 bit gelmiş. Çok iyi, çok güzel. Şimdi URL'in URL orijininde olup olmadığını anlamanın terminate edilmesi için 3 tane parti yazacağız. Tamam mı? Bu 3 parttan bir tanesi port olması lazım. Tamam mı? Bir tanesi port. Abi bunları söyle, kontrol ederim. İstersen sırayla uzun olur. Ha, hacker backer. Ya şeye gelsenize. Hacker backer'ı çeksene yukarı Lodos. Kulağıma fısıldasın birileri. Çekerim abi ben. Gelsin. Elle ya, ama sınava girdim. 3 saatim var benim. Nasıl olacak o iş? Ya da şey yapalım mı mesela, şu ana kadar kaç puan aldığıma bakalım mı? Onu mu söylüyorsun hacker backer, anlamadım.
Mouse ile yazma kısmını diyorsun. E çok uzun yazmayacağım zaten ya. Uzun cevapları isterse onu sadece sözlü söylerim. Three part of the URL that are used to determine the URL's origin. URL'in orijinin portu kesim var. Şimdi domain, subdomain hikayesindeki aslında bir domain, yani bu domain'den kastım benim şey, subdomain dahil o domain kısmı yani hani. Diğer konunun da protokol olduğuna inanıyorum. Üste text yazma varmış diyorsun. Buna shortcut vermişler mi? Text. Bu ne? Pencil'ın P'si mi? Mesela T'ye geçtim. Bunu nasıl alacağım? Freehand tools. Buna shortcut koymamış. Ha. Tamam. Port, domain, protokol olduğuna inanıyorum ben bunun. Çok iyi. Şimdi gelelim buraya. Which character is most likely to be used in a SQL injection attack? Choose from the single code. Null byte, küçüktür and greater. Hangisi en çok kullanıldı diyor. Doğru mu anladım? Alo, biri bir şey diyor. Kim ne diyor? Sesi kontrol edecek abi. Tamam. Ha, hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk abi. Which character is most likely used? Choose from single code, null byte. Şimdi abi bu çok ortada bir soru. Tamam mı? Tek tırnak işareti şu açıdan çok önemli. Eğer user input'u query içerisindeki tek tırnaklar içinde konmuşsa tek tırnak koymak önemli çünkü escape etmen gerek. Tamam mı? Hani ama SQL injection'ın tipi blind ise küçüktür büyüktürleri de çok sık kullanırsın. Çünkü binary search yapman gerekecek. Binary search'ün içerisindeki sorgunu yaparken aradığın karakteri string olarak da verebilirsin. Char fonksiyonlarını substring ederek birleştirebilirsin. Tırnağa da ihtiyacın kalmaz. Hangi seviyede soruyor bana acaba? Basic mi düşünmeliyim, advanced mi düşünmeliyim? Kafam karışık. Hangisine? Yani exploitation'ı attack diyor. Yani aslında detection değil, exploitation'ı kastediyor. Exploitation'da en sık kullanılan karakter bence bu ya da küçük şey parantezler. Çünkü SQL injection tipi blindsa da time base'se de hani union olsa bile en çok aslında kullanılan karakter bu pratikte. O yüzden bu adamlar benim kadar düşünmemiştir. Tek tırnak diyorum. Çünkü hep o datanın tek tırnakla çevrildiğini düşünerek insanlar oradan escaping için böyle bakıyor bence. Bu arada ince düşünüyorum da size eğitim vermek için chat aslında bakarsan yani. Hani nasıl düşündüğümü anlatabilmek için. Yoksa bunu koyup geçeceğim lan yani, anlayın az çok. You are a penetration tester. Ben pen testerim. Pen tester de bana. Ah. You are a penetration tester evaluating a client's website for security vulnerabilities. And you are hoping for 100 bucks to pay out your loan for the rent you just bought from the Emin evim. Çok iyi. You notice that their authentication system chooses a sequential session IDs for user. Especially the first user log into the ID view. The second user gets describe the attack against this authentication mechanism. Bu zafiyetin adı arkadaşlar session prediction diye geçer. Bunu açıklamama gerek yok. Session prediction bir sistemin authentication tamamlandıktan sonra kullanıcıyı tanımlamak adına ürettiği oturum anahtarının tahmin edilebilirliği ile alakalı bir konudur. Bu nedenle true randomness diye bir konu vardır. Bird Suite'de sequencer dediğimiz mevzuyla gidip sistemden onlarca session ID ürettirip ya da bir random gördüğün değeri ürettirip bundaki frekans analizi ve bitwise comparison'ları yaparsın ki hangi bölge ne değere göre üretiliyor diye görürsün. 50 karakterde bunu yazmama gerek yok. Continued from previous questions. The client fixes the issue by updating the server code so a random number between 1 and 250-128 is chosen at startup and used as a first session ID given to user.
All subsequent session IDs are chosen by adding one to the last session ID given to a user. For instance, if the server randomly chooses 9000 as the first session ID, then the second session ID would be 9001 and so on. Describe the attack against this authentication system. Mutlu yazmış ki session hijack olacaktı. Session hijack bir exploitation'ın sonucu. Bir adamın session'ını, cookies'ini çalarak hijack edebilirsin. Cookies'ini tahmin ederek hijack edebilirsin. XSS exploit edip HTTP only set edilmemişse oturum anahtarını çalarak da session hijacking yapabilirsin kardeş. Seni seviyorum Mutlu. Of, sınava girdim, çok önemli. Şimdi describe the attack against this authentication mechanism. Bu sisteme yönelik authentication mechanism'ını describe edebilmek için first, ya birinci adım create an account, login with your own credentials, get your session ID. Mesela diyelim ki 9001, tamam mı? 4. Decrement your own session ID by one by one. Hijack existing sessions. Ah, tanımladım. Doğru cevap mı bilmiyorum. Bence bu doğru abi. Sınav oluyorum Berkant, aynen. Şu anda siber güvenlik sınavına girdim. Why is it a bad idea to include detailed error information in the HTTP response when the server throws an exceptions? Çünkü böyle bir durumda runtime environment variable'lar expose olabilir. Local path bilgisi ifşa olabilir. Kullanılan library version info leak olabilir. Ve bu bilgiler başka zafiyetlerle bir arada exploitation sürecinde son derece önemli bir nokta elde ediyor. Error mesajı içerisinde Lodos source code leak demişti. Error mesajı içerisinde source code'un olmaması gerekiyor. Eğer varsa değişiktir. Hiç görmedim hayatımda error mesajını. Kullanılan library'nin version bilgisi falan diyorsunuz, olabilir. Ya yani source code bilgisini de anlıyorum. Ya partial source code ama yani. Ben source code leak deyince tüm codebase gibi algıladım da. Evet, yani o error üreten bölge kısımları da leak olabilir. An attacker inject the XSS payload into the HTML page sent by your server. Given the following CSP, would XSS attack succeed? Why or why not? Şimdi cross-site content security policy kurulunda script'in source'u self'miş. Demek ki burada şeyi unutmuşlar. Inline JavaScript kuralını yazmayı unutmuşlar. Veya evil'ı da iptal etmeyi unutmuşlar. Sadece source'u kendisinden olabilir diyor. Ama bu zaten bir inline JavaScript konusu. Bu nedenle true patlar. Yani exploitation XSS çalışır. Sebebi de missing. Bu kare çizdik. Bir de yazı yazalım tam olsun. Sebebi de missing inline JS rule on CSP. An attacker inject the XSS. Tamam, burada bir XSS olmuş. Content Security Policy'ye diyor ki ya bu çok basit bir konu. Content Security Policy'nin adresine self ve şöyle bir domain yazmış. Bu adam da o domain'den çekmeye çalışıyor. Doğal olarak bu XSS çalışır. Sebebi de çünkü zaten şurada gördüğünüz adres şeye eklenmiş bulunuyor. Bu true çalışır abi. Ya yarın bu cevabı kimseye göndermeyeceğiz ya. Cevapları chatle birlikte kontrol edeceğiz daha sonra. Gurur Yetişkin, hoş geldin. Çünkü JavaScript'in source olarak tanımlanan domain burada zaten XSS saldırısında kullanılmıştır onda.
Explain why including unsafe inline in a CSV makes this almost entirely ineffective at preventing XSS attacks. Explain why including unsafe inline in CSV makes it almost entirely ineffective at prevent. Bu cümleyi doğru anlıyorum değil mi? Unsafe inline'ı eklemenin ben de doğru, yani inline eklemenin XSS ataklarını engellemekte neden bir sike yaramadığı, çok affedersin, neden bir işe yaramadığını açıkla diyor. Aslında burada şöyle bir açıklama yapabilirim ben. Unsafe inline'ın tek başına kullanımı bir işe yaramaz. Çünkü saldırgan remote kaynaklardan JS import edebilmektedir. CSP kurallarına bütüncül bir yaklaşım gerekir. Tüm app'e ait tüm inline.js kodlarını tek bir JS dosyasına koyup trusted bir domain'den, ki bu CDN domain olabilir, serve edilmeli. CSP kurallarında da unsafe inline ile birlikte sadece CDN domainine izin verilen bir kural birlikte girilmelidir. Bence bu. Bilmiyorum sizin yorumunuz ne chat, ama yani unsafe inline'ı tek başına kullanmanın hiçbir işe yaramadığından bahsetmeye çalıştım. Bu 50 word'ü geçmemişizdir ya. Web browsers like Firefox and operating systems like macOS and Windows ship with a large built-in list of public keys of CA authorities. What are these used for? Sebebi şu arkadaşlar. Temelde bir web sitesini ziyaret ettiğinizde size sunulan sertifikanın, ben bunu hangi eğitimde anlatmıştım? Chat, ben bunu bir eğitimde anlattım size. SSL nasıl çalışır eğitimini. Bulup atsanıza linke. Aynen. 3 eğitim önce yakın vadede anlattım. Sunulan sertin güvenilir bir otorite tarafından imzalanması gerekir. Çünkü herkes istediği bir domain için SSL cert üretebilmektedir. Bu nedenle trusted bir üçüncü parti mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu da kapitalizm sağ olsun CA firmalarının oluşturduğu büyük bir illüzyondur. Describe a server-side defense that mitigates the effects of brute force testing multiple passwords from a dictionary against a single account, credential stuffing, testing username password pays obtained from breach, as well as password spraying, testing a single weak password against large number of different accounts. Describe the server-side defense that mitigates. Yani. Pryin coşturuyor ya. Tipping point'iz bugün. Zaten kapça rate limiting ile alakalıdır. Zile. Rate limiting tetiklenince kapça çıkar. Kapçayı tek başına kafadan koyuyorsan vatandaşa yazık. Ben onu öyle düşündüm ama haklısın. Bu fakirler anlamayabilir. Cevapları hazırlayan arkadaşlar. Rate limiting önemli. Rate limiting, kapça limitin aşılması sonucunda koyacağın aksiyonu belirliyorsun aslında yani burada. What is the difference between authentication and authorization? Elma ve armuttur bunlar arkadaşlar. Authentication, yazam ya. Bunlar elma ve armuttur. Pardon, daha büyük yazacağım. Bunlar elma ve armuttur. Authentication
sistemin kullanıcıyı tanıması ile alakalı iken, authorization sistemin tanıdığı kullanıcının neler yapabileceği CRUD Ops for instance ile ilgili yetkilendirme konusudur. Bitler gelmiş, güzel. Free response 3.h. For each question, grant an answer using 150 satır bu babanın düşmanlarını Furkan Mr. X Sasuke Prime ile 3. ayını devam ettirmiş. 3. ay ne renkmiş demiş. Kesene bereket. İkinci section'ı topladı. DJ Omer tipikleri artırıyor. Would you the following code running on attacker.com be allowed to print out the contents of the access homepage which include the currently logged in users grade? Why or why not? You can assume that access.standard.edu does not send any special HTTP requests such as allow access origin which are also known as cores. Bir bok göremez. Response'a dair hiçbir şey okuyamaz. Göremez. Sebebi de çok net belli. Cores. X sitesi JS ile Y sitesinin içeriğini kafasına göre okuyamaz. Okuyamaz. Request bilgisayardan çıkar. Response gelebilir. Lakin browser gelen datayı JS'e vermeden önce Y sitesinden gelen HTTP response header'ındaki course kurallarına bakar. Kappa. Bence güzel açıkladım. Hoca bence buradan puan verir. Ya bu kadar same origin policy sorma. Çok iyi bilmiyorum. Ne zamandır bakmadım. Would you follow me code running on attacker.com? Aynı soru. Ne yapmış? Burada bank.com'u iframe'le açmış. iframe'e erişmiş. Add event listener eklemiş login formuna. Login formundaki submit'e basılınca login formun içerisindeki username ve password'ı alacağını sanmış bu vatandaş. Bu çocuk okumaz. İşin en sonunda bakacağız. iFrame'ler arasındaki iletişimin birbiriyle alakalı iletişimin post message'larla olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani bank.com'un içerisindeki post message'a yani message'a event handler eklersen buradan gelen aksiyonları görüp cevap verebilirsin ama iFrame'in içerisindeki formun bilgisini böyle bence alamayız ya. Kafam karışıyor mu acaba bilmiyorum. Tırstım şu anda. Sınavdayız. Açıp da deneyemeyiz de yani. Eğer böyle bir şey var olsaydı clickjacking'in içerisinden anasını sikerdik. Yani xframe options'a deny ya da same origin vermeyen her web sitesini iframe'le açar. İçerisinde adam bir şey tıkladığı anda çat 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 alırdık. Çok saçma bir. Ya thread model. Ya browser'ın thread modeline karşı olan bir konu. Eminim bu çocuk okumaz. Selçuk Tatar hoş geldin. Course Preflight. Explain why the browser must send options or preflight request to the server before sends a certain HTTP request. Bunun sebebini aslında az önce anlattım diye düşünüyorum. Mevzu şu. Preflight requestler. Şimdi burada genellikle mevzu API çağrılarıyla alakalıdır. Yani zaten sen bir başka bir domaine request gönderiyorsan bu JavaScript ile bir API'den data almanla alakalıdır. Ve API'ler genellikle zaten
REST API standartlarına göre tanımlandığı için options, yani bana bu resource ile ilgili ayarları ver dediğim bir request gönderirsin. Bu request'i gönderirsin ki ben gerçek bir request göndereceğim. Mesela gerçek request'in post request abi. Anasını avı gibi data var. Bu kadar request'i çıkartmadan önce ben bu resource ile konuşabilme imkanım var mı acaba diye bakarsın aslında. Tamam mı? Buna bakmak için preflight gönderiyorsun. Sözlü olarak açıklandı. Sözlü olarak açıklandı. Unutmayın chat burayı. Your friend has built a personal site hosted at Stanford at victim code. Aa, şeyi soracak. Cookie'nin set ettiğim peti var ya, scope'u, cookie scope'u diye anlatıyordum ben size bunu. They have built an authentication system ki bir domainin altında ayrı petlerde farklı app'ler built edilirse birbirlerinin cookie'lerini görememesi gerekiyor. Victim, aynen. Your friend specifically the pet attribute to cookie. This means that the cookie been sent to the... Explain how can nonetheless read the session ID cookie that was scoped to the victim site. Bir dakika, şimdi hızlı okudum, kafam karıştı. Explain how attacker can nonetheless read the session ID cookie that was scoped to the victim site. Şeyle mi alakalı? Attacker victim'ın sayfasını iframe'le açıyor. Burada ben bir şey bilmiyorum. Attacker victim'ın sayfasını iframe'le açarsa scope aynı kalıyor. Yani course aynı. Doğal olarak o sayfanın içerisindeki tüm eventleri okuyabilir. Okuduğu zaman da orada, yani window'dan burayı hooklayarak içerideki request'leri de tanımlayabiliyor. Çünkü source aynı ve bu sayede de aslında bu önlemin bir anlamı kalmıyor. Bunu nasıl yazacağız? Course aynı olduğu için attacker hedef siteyi iframe içerisinde açıp content'ine erişim sağlayabilmekte. Çünkü course için scope, yani path'in bir önemi yok. Bilmem anlatabildim mi? Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Daha önce bunu düşünmemiştim açıkçası. Çok karşılaşmamıştım ama mantıklı geliyor şu anda bu düşündüğüm. More cookies. An attacker includes the following HTML to the website. Bla bla. Bu biraz CSRF'e benziyor. Evet. Daha öncesinde otantiki olduğunu umuyor. Get request. The attacker uses this... Bunun sebebi arkadaşlar referrer diye bir header alanı var. Yani soru diyor ki saldırganın web sitesindeki şöyle bir imaj source'u var ama requestbank.com'a gidince banka otantiki olsa bile user'a işlemi yaptırtmıyor. Kitten'ları gösteriyor, tamam mı? Kedileri gösteriyor. O nedenle bu tespiti nasıl yapıyor banka diye sorduğunda, böyle bir şey yaptığın zaman browser otomatikman burada bir referrer alanı ekler arkadaşlar. Bu referrer alanı eklendiği için header'a da bankanın uygulaması gider referrer'dan bu bilgiyi alır ve referrer bilgisinin kendisiyle aynı olmadığını fark eder ve ilerler. Chat'e bakayım ne denmiş. Unutma chat. Evet abi. Hocaya bilmem anlatabildim mi demek. Ne demek? Ben kaçırdım muhabbeti. Bu anlaşıldı mı chat? Ben bunun cevabının referrer olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha kafa yorarsam nasıl olabilir, nasıl bir şey olabilir başka diye. Request gidiyor otomatikman.
Ya burada aslında çok şey olabilir abi. Ya normalde böyle bir request çıktığında mesela sen işte content type header'ların falan normalde yok. Content type header'dan da yakalayabilirsin ama en güzel adres bence referrer. Express router handler implements the home page of the site at insecure example code body is vulnerable to reflect XSS. Header'da geçen source parametresini get query string'de get parametresine giden source'u alıp buraya doğrudan inject etmiş welcome'ı. Welcome'ı da HTML'in içerisine koymuş. Burada doğrudan HTML context XSS var. Tamam mı? Recall that the rec query properties expressing object containing property for each query string. Benim dediğimi anlatıyor falan. Klasik yani. Names Elda query string. Ben bunu biliyorum gençler. Describe the XSS vulnerability. The code previously attacker will gather victim URL you provide should execute the following. Bunu anlatmama gerek var mı? Yani burada çok basic query string'den alınan source parametresine yazdığın HTML kod şu dataya yazılıyor. Welcome message da browser'a gönderilen HTML içeriğin içinde yazılmış durumda ve burada bir encoding yok. O nedenle de Describe the XSS vulnerability. Açıkladım işte sözlü olarak. Açıkladım. More XSS. Express.js'te username password'u almış body'den. Body'den bir JSON gelmesi gerekiyor Express.js'te bunun otomatikman böyle olması için. Is valid, is out valid'a gitmiş. Nerede? Is out valid. Implementation omitted. Returns true if the given credentials are valid, false otherwise. Omit edilmesinin sebebi sayfayı uzatmamak için yapmışlar. Eğer bu doğru ise hani bu doğru ise değilse buraya düşüyor. Burada bir XSS olmaz. Çünkü sync burada yok. Tamam mı? Hani taint analiz yapıyoruz şu anda. Burada yok. Eğer doğruysa yani web sitesinde XSS yapabilmek için kullanıcıda parolamızın doğru olması lazım. Registration'da username'imize password'ümüzü yazmamız lazım. Şey username'imizde XSS kodu yani XSS kodunu username taşıyacak password değil. Çünkü login sağlandığında username'i escape etse bile JavaScript kontekstinde kullanıyor. O yüzden ben buna saldırı kodu olarak tek tırnak noktalı virgül alert 1 noktalı virgül ve peşinden de comment out bir saldırı kodu yazarım. Çünkü bu escaping'den geçerken ne yapmış vatandaş? Ha böyle yazamam tek tırnakları escape etmiş. Etsin sıkıntı değil. Bu durumda da bu script tagine gelir burada kapatırım. Yani close script derim ve bu konteksti bitirmiş olurum. Ama burada şeyden bahsetmiyor. Şu hareketin Express.js'teki bu hareketin template encoder'ının default'ta var olup olmadığından bahsetmemiş hiçbir şekilde. Tek tırnağı kullanamazsın. Tek tırnağı escape ediyor çünkü. Tamam mı? O yüzden de bizim Another hint in the HTML fine page will look like difference possible is name another. Burada iki tane vulnerability var diyor da. Ha ben şu satırı atladım. Hi there artı username. Alert pop-up'ının alertin içerisinde de zaten bir şey çalıştırma hikayesi var. Burada alertin değeri neyse hider'in içerisine koyup birleştiriyor. Yani burada da bir XSS case'i var, burada da var. Ama sonuç olarak toplamak gerekirse arkadaşlar bunun cevabı tam olarak şudur ki script slash script svg onload alert 1'dir. Çünkü bunun amacı benim ben şuradaki küçüktür büyüktürleri escape veya encoding yapmadığı için username'in içine yazılan şey şu script'i burada bitiriyorum. Anlaşıldı mı chat? 0x123.91 sektör sana kurban olsun şu yaptığın işi kaç kişi yapıyor diye. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim.
Bilmiyorum, canlı canlı sınava girmeye, daha önce hiç görmediğim bir sınava girmeye kaç insan cesaret eder, ama 6 aydır benim yaptığım iş temelde bu zaten. Content Security Policies apply to the given HTML page. Content Security Policy kuralına bir bakalım. Default source'a none yazmış. Script source'una self yazmış. Example call core var. Image self yazmış. Style'a da self yazmış. Tamam mı? Şimdi tamam. Ben burada bu CSP kuralına göre aşağıdakilerden hangisinin yüklenmesi engellenecektir diye bir soru var. Style XSS yüklenir. Çünkü CSS'lerin source'una self yazmış, ama bu yüklenmez. Yani ben bunları, bu yüklenmez. Bu false. Bu true. Bu inline JavaScript source'a, JavaScript source'a self yazılmış. O yüzden bu çalışır. Buna bir lafım yok. Images example.com HTTPS'ten alıyor. İmajların sörfünü images example.com HTTPS. Bak, bunları unutmamak lazım. Bu yükler. Bu yükler. Self yazmış mı? Yazmış. Bunu da yükler. Script'te self yazmış mı? Yazmış. Bunu da yükler. Partner example.com HTTPS. Partner example.com HTTPS. Bunu da yükler. HSTS preload. An attacker performed a DNS hijacking attack against your domain name. Şimdi bu HTTP strict transport security diye bir konu var. Bunu daha önceki yayınlarımda anlattım mı? Beste hoş geldin. İyi geceler, günaydın Beste. Daha önceki yayınlarda HSTS anlattın mı chat? Ha? Preload listesine falan baktık. Tamam, hemen chat'e onun linkini atsın biri. Aynen. An attacker performed a DNS hijacking attack against your domain name. Domainimin DNS çözümlemesini değiştirmiş adam. Doğal olarak aslında man in the middle, tam anlamıyla bir man in the middle yapılmıyor. Sadece DNS çözümlemesi başka bir IP adresine gitti. Bu da teorik olarak man in the middle, aslında man in the middle değil bu da. Hani DNS çözümlemesini bozmuş temelde. Neyse. A-Record. Tamam. With attack control the DNS sponsor. Ya saldırgan bir DNS, mehmetince.net'i kendi sunucusunu alıyor. Ama biz TLS sunuyoruz ve HTTPS sunmuş. Preload list. Preload liste var. Explain how TLS and HTTPS. Bunu açıklamama gerek yok. Allah de. Gittim. Neredeyim? Ben bunu anlatmama gerek yok ya. Onları da diyeceğim. Yarın okey miyiz? Planlı programda bir fark. Buna anlatmama gerek yok ya. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Chat, mutabıkız değil mi? Bunu anlatmama gerek yok. Bu videoda anlattım. Preload liste koyduğun zaman dünyadaki tüm browserlar da sizin web sitenize giden ilk request HTTP çıksa bile 307 internal ile bu request HTTPS'e çıkar ve trusted otoriteler üzerinden doğrulama yapılır abi. Comment injection. Bunu da anlattım lan size. Oğlum ben ne güzel kendimle gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum da benim hanıma ulaşamıyorum. Hala aramadı. Kaç dakika oldu sınava başladı? Kronometre başlatan var mı? Abi, önerebileceğin siber güvenlik ile ilgili kurs var mı? Hacım benim, seni sevmeyen Allah belasını versin. Estağfurullah kardeşim. Node.js uygulaması var falan filan. Static. Where the static files internal the Viva. The files should... bir dakika.
dakika. Which accept the user provided file name. Files should only be returned if the existing in a folder name static versus bla bla bla. Ben bu kodu hızlıca okuyayım. Child process, burada bir comment injection var. Comment injection burada. Recall single page text recall the cap program is the first for example. Tryon cheers almış. Sağ ol kardeşim. Here's example request response interacting bin. Koda bakmadan ben anlayayım. Get request'inde file name alıyor. Bir get request'i görmemiz lazım. Aynen. Hello. Buradaki file name'den comment injection var. File name'in hello'nun sonuna ampersand işareti koyup sleep 100 yazarsan gol olur. Gençler. Burada aslında 2 tane vulnerability var dedi. Ben kodu detaylıca okumadım ama. File name'e nokta nokta yukarı nokta nokta. Aslında burada local file inclusion da var. Komut cat olduğu için. Burada iki zafiyet var. Biri allocate yani local file inclusion zafiyeti. Çünkü cmd komutu cat çalıştırıyor. File name nokta nokta slash nokta nokta slash nokta nokta slash nokta nokta slash etc password yazarsanız ekrana file'ın content'i gelecektir. Diğer ve daha önemli olan zafiyet ise cmd parametrelerinin process binding yapılmaması ile ilgili. Bu nedenle cmd injection zafiyeti vardır. Payload'ına sleep on örnek verebilirsin. Ya da benim en sevdiğim, neden bunu böyle kullandığımı daha önceki videolarda size anlattım. Neyse boşlukla yapayım. cmd injection payload'larına örnektir. Of! Çok iyi chat. Ulan ben size Stanford Üniversitesi'nden daha iyi mi değil mi MDISEC? Şimdi eğitimini almadım adamların ama ne anlattıysam sormuş adamlar. Şu ana kadar yayınlarda anlatmadığım konuya dair bir soru çıktı mı gençler? List three unique attributes of users browser that fingerprinting script could use to persistently identify the user even if they clear their cookies and other site data. Vallahi yani. Stanford benim getir götürümü yapar mı? Yapar abi. Şimdi local storage. 3 tane list 3 unique attributes of a user's browser that fingerprinting script could use to persistently identify the user even if they clear the cookie. Cookie'leri clear etsem bile user agent'ın değişmez. Browser language'ın değişmez. Browser full screen ekran size'ı değişmez. Bu nedenle Tor browser açıldığında ekranda random bir lokasyonda full screen olmadan açılıyor. Logic bug. Hadi bakalım neymiş logic bug buraya. Bilmem ne. Confirm that request came from the actual user. CSRF. Delayed account. CSRF zafiyeti var. Kullanıcı parola doğruysa delayed account diye bir durum var. MDISEC notification geldi diyor. Hacker One beni davet edip duruyor saçma sapan şeylere. Ben yapmıyorum böyle şeyler ya. Function'ı göstermiyor. Okay. 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 Burada is out valid username password. There are two severe security issues in the router handler identified two issues. Router'da iki tane sorun varmış. Request'in body'sinden username password alıyor. Bu zafiyetlerden bir tanesi cross-site request forgery zafiyeti. Sınav bitti mi? Bu sınava mı 3 saat vermişler? He? Irzına geçtik. Bu sınava mı 3 saat vermişler?
Burada iki tane zafiyet var. Slash delete request'i. Handlebile implements delete a functionality which is common on most websites. It allows users to complete the actual delete logic is in the delete account function which is not shown here. Request must include the user's password which is validated before the account is deleted. Buradaki ikinci zafiyet ne acaba? Ha şey. Return yok. Burada return yok. Yani burada şöyle iki tane zafiyet var. No return or exit. Şöyle bir durum var. Kullanıcı parolayı vermesen bile web sitesine, tamam mı? Delayed account'un istediğin username'i sildirtiyor. Çünkü valid değilse bu hatayı user'a gönder diyor ama response sent execution'ı sonlandırmıyor abi. Sadece HTTP response'una bir data yazıyor. O yüzden response sent'ten sonra bu function'ın burada return etmesi lazım. REST bunu yapmıyor. O yüzden aşağıdaki komut hala çalışmaya devam eder. Aynı zamanda da kullanıcıdan alınan bir CSRF token'ı yok. Aynen. Bu arada şaka maka yapmıyorum. Gerçekten öyle bir web security eğitim içeriği koyduk ki çatır çatır bu sınavın hepsinden geçiyor olması lazım. Core kadronun. Burada atladığım bir tane soru vardı benim. Şu. Two factor authentication is an example of defense in depth. Buna true diyorum. Benden true cevabını istiyor. 45 dakika. Gençler. Bu arada goygoyuyla moygoyuyla vesaire yani. Bana bunu üniversitede final sınavında sorsalar yarım saatte çıkarsın. Evet chat cevaplara nereden bakıyoruz? True, false, false. True, false, false. Doğru, doğru, doğru. True, true, false. True. 5'te true muymuş? Will save cookies even from sites you are not visited. Ben bundan çakmışım. Bu yanlış. Beşe ne diyor? True diyor. Altıya false diyor. Buna neden böyle dedi? Mesela ben browser'ımdan bir ayak sorgusu yolladım web sitesine. Çünkü direct bir visit değil bu abi. Mesela attacker.hacker.com'a girdim. Ben gittim abi zürriyet.com'a ayak sorgusu yollattım. Ne yaptın? Navigate etmiş oldun mu siteyi? You are not visited directly. Direct bir şekilde visit etmedin. Ama oradan gelen cookie save edilmez. Tamam işte siteyi doğrudan adres barına yazmadım. Hacker.com'a girdin. Ben bir tane Ajax sorgusu gönderttim bir yere sana. Hani? Herkes de true değil yani. Anladın mı? False'unu düşündüm ben direkt yani. Bilmiyorum. A.com'a girdin. JavaScript kodu verdi A.com sana. Dedi ki B.com'a request gönder. B.com'a request gönderdin abi. O sana cookie set etse bile sen zaten course'dan ötürü zaten bir anlamı yok ya. O cookie'yi almazsın. Bu soru bu bence şey değil. Bence bu altı polemikli bir soru. Bilmiyorum. Gençler. Çok edge case düşünmüş olabilirim. Belki biraz daha basit düşünüp hani adam gerçekten iframe'le bir siteyi arkada gizlice açtırmak falan belki ona odaklıyordu yani. Bakalım 6 false, 7 false, 8 true, 8 true, 9 true, 10
false, 11 true, 12 false, 13 true, 14 true. O zamansa gençler. Değil abi. O soru Kors'un var olmadığını kabul ediyor. Ben Kors'u düşünüyorum. O yüzden kabul ediyorum doğru diye. Mutabık mıyız chat? İsterseniz 13 yapabilirim. Protokol, hostname, hostname yani benim domain'den kastım oydu biliyorsunuz ve port. Bunu doğru kabul ediyorum. The single code. Bak bu soru da yanlış. Bu soru da yanlış. Bu bir nick değil. Prime'la subscribe olmuş. Keseni beklet dostum. Teşekkür ederim. Bak bu soruyu hatırlıyorsunuz değil mi chat? Attacker can manually set the session ID cookie to the number one to steal the first user. Yani session prediction. Doğru. Attacker can log into the website and see the what the session ID they are assigned by the server by manually setting the session ID cookie to number one less than the ID they received. They will steal the session of the user who logged in just before them. Create user, login with your own credentials, get your session ID, decrement your own session ID, one by one, hijack existing sessions. Doğru! Beş. Attacker can use error message to extract information from system, including the sensitive information that may include in the error message, such as sensitive user data, full path of the various files on the server, as well as which frameworks and library are in use. Doğru ve fazlası var. Doğru. An attacker, 6. soru. No. Bir dakika. The XSS attack fails. Yanlış. Ben burada bir şey yanlış biliyorum. Ne var lan? Doğruya seviniyorsak yanlışa da sevineceğiz. The script self-directive means that the script contains only allowed from the external scripts loaded from the same origin. Inline scripts are blocked unless inside inline is it unsafe inline is present. Since the XSS... Ay ben burada heyecandan aga be. Aga be. Anladınız mı gençler neyi karıştırdığımı? He? Kim anladı neyi karıştırdığımı? Hatchet. Anladım ama anlatamıyorum. Discord'dan anlatacak var mı? Hacker Becker burada, Harun burada falan. Ben ineyim aşağıya bir sesli kanallardan birine ineyim. Sesli anlatmak isteyen varsa gelsin de insan gibi girin mikrofonunuzu kapatıp. Size şuradan da yayın da açayım da kafanız karışmasın. Aga be.
Ben atak çalışır dedim. Çünkü inline JavaScript, yani unsafe inline JavaScript kuralı yok dedim. Tamam mı? Benim buradan kafam şuna karıştı. Unsafe inline direktifi olmayınca, yokken JavaScript'i inline çalıştıramıyorsun böyle. Unsafe inline yazınca çalıştırabiliyorsun. Ben de şey diye düşündüm. Yazınca engelliyorsun. Kafam orada karıştı, anladın mı? It's mutsuz. Sesliye gel lan. Konuşalım, merak ettim yazdığını. Benim kafam buna karıştı abi. Yani mevzuyu biliyorum ama bildiğimi gösteremiyorum. Hocam bizim çocuğumuz aslında biliyor. Sadece sınavda heyecandan şey yapamıyor. Aga ben bunu biliyordum ya. Bildiğim şeyi tersten... Aga be. It's mutsuz. Facebook Application Security Engineer phone interview'una girdim. Çok güzel bir tecrübeydi. Teşekkür ederim. Ben yapmadım ki lan interview'una. Buradaki öğrendiğim bilgilerle interview'ı geçtiğini düşünüyorsan kardeşim, ne mutlu bana. Çok mutlu olurum yani. Ne olacak? Emre Prime'la hayır geçemedim. Allah benim belamı versin o zaman. Bu da hoca gidişimden puan vermez mi? Ben bunu biliyordum. Hani sadece inline scripting'in çalışmasını engellemek için unsafe inline yazmak gerektiğini düşünüyordum. Oysa ki yazmayınca zaten oluyormuş. Açmak için yazmak gerekiyormuş. Gençler, ben bundan kendime puan vermiyorum Mehmet. Yavşaklık yapma. Hani doğru, burada yarım puan gibi bir şey var mı bu işte? Ben buradan puan vermem. Zaten bu kafayla CSP sorularının hepsini yanlış yaptık. Ama bu alttaki soru doğru çünkü unsafe inline'ı sormuyor. Unsafe inline ile ilgili bir şey sormuyor abi. Burada bu doğru. Tamam mı? Neden? Çünkü burada zaten URL ile ilgili CSP kuralını soruyor. Onu ben zaten biliyordum. Hoca ben olsam verir miydim? Vermezdim. Aman okudumun çocuğu yanlış yapmış. Ne vereceğim lan? Bak işte. 8. soru patlamış. This means that the attacker inserted script will run. Ben bu soruya ben bu soruda ayıkmalıydım ters anladığımı. Ben bu soruda anlamalıydım. Ben bu soruyu okuduğumda anlamalıydım. Kafama tüküreyim. Gerçekten anlayamadım. Burada bir şey ters, beynimin ters algıladığını fark etmediydim ya. Buradan puan yok bize. Aslında verdiğim cevap unsafe inline'ın tek başına kullanılan bir işe yaramaz. Çünkü saldırganlar remote kaynaklardan JS import ediyor. Aslında bu doğru bir cümle ha. Ya overall yanlış ama cümle doğru. Ama ben buradan puan vermem. Adam akıllı. Düzgünce yapsaydım Mehmet. Dokuz. The built-in CSS list of trusted allows the browser to verify that a certificate sent by a server has been signed by the trusted browser with doğru. There are many valid approaches, for example, rate limiting login attempts based on IP addresses, rate limited login attempts, CAPTCHA vesaire vesaire. Ama bunların hepsinin konuda burada neyi bahsettim ben? Adres CAPTCHA'ya çıkıyor burada. Çünkü rate limitingini neye göre planlayacaksın? Bu doğru gençler. Doğru. 11. Authentication is about verifying user who they are saying. Authorization is deciding if the user has a permission. Bak, elma ve armut. Doğru gençler. Yani
Ben burada 11 soru, kaçar puandı bu? 11 sorudan, ikişer puandan ben 9'unu yaptım değil mi? Hı? Değil mi? 9 çarpı 3, 27. E nasıl 22 point diyor? 2 puan mıydı lan? Ben aşağıda okuduğum şeyi unuttum. Kaç puan? Abi, bir soru 2. 22 puan. 2'den. Evet benim kafam... Oğlum ben böyle bir kıyak geçme yok la. 18 puan. Abo. Ben dedim ne oluyor? Bir anda 3 puan verdim kendime. Hocayım lan ben. Çok ayıp etmişsin. Cevaplarını önceden bakmıştır diyor. Gerçekten kalbimi kırdın. Gerçekten o kadar düşük ve karaktersiz bir insan olacağıma inanıyor musunuz siz benim? Bu yayında ne kanlar çıktı bir haltı bilmediğimden kaynaklanan. Yapmayın etmeyin. Aha geldik. Heh bunlar 3 puan. This request will be sent to the server but the response will not be readable by the page because it's coarse. Aynen. Göremez, sebebi çok net belli. Coarse. Browser bilgisayardan çıkar. E, bu doğru değil mi gençler? Doğru mu Samet? Doğru mu? Aşağı yukarı 15 senedir bakıyor cevaplarına. Doğru. Bu çocuk okumaz demişim. Dom. Bak, doğru mu? Bu çocuk okumaz. Bu da doğru. Yeah. 3. Course preflight. Course preflight request sent is sent so the browser can check to see if the server understands the course protocol and is okay. The browser is issuing potentially destructive requests using specific HTTP methods or HTTP headers. An example browser is checking to see if the delete request is allowed. Sözlü olarak açıklandı. Doğru mu chat? Bunu doğru anlat. Bunu ben doğru açıkladım. Bu soruya doğru cevap verdiğimi inanıyorum ben. Şu slow modu bir kapatın. Dostlarım. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Slow modu bir kapatın. Buna doğru cevap verdim ya. Sizi deniyorum burada mısınız abi diye. Aç. Slow modu aç. There are many ways to solve the issue. Bir dakika, 4 neydi? Bakalım. The easiest way to add the cookie attribute same site latex or same site strict so the session cookie the browser will not include the cookie on request initiated by the other side. Not that changing the HTTP method from get the post does not solve the issue since any form submission to the bank which was Ben anlamadım bu vatandaşın ne dediğini. Ben anlamadım. Biri bana bunu sesten anlatabilir mi? Zile gelsene. Sen buna cevap veriyordun sanki. Chatten bir şey yazıyordun bir yerlere. Abi sen 5. sorunun cevabına bakıyorsun. 4'e bakman lazım. Allah benim belamı versin. Dur 5'e bakayım o zaman hemen. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Seref token. Oğlum many many ways var. Ben referer'ı anlattım. Bence 5'e ben doğru cevap verdim ya. Save site cookie konusu session'la alakalı bir konu. Eğer vatandaşın session'ı yoksa kitten çıkartamazsın. Anladın mı?
Yani adamın belki session'ı invalidate olduğu ve bu endpoint'e gelmek istiyor. O zaman sen bu kitten niye çıkarılıyor biliyor musun? Bunu bir saldırı olduğunu biliyorum anlamında çıkarılan bir kitten. Bunun tam saldırı olduğunu anlatabilmek için referrer, yani eğer same site'ı kullanırsan bu iş için, yani bank.com cookie set ederken same site'ı set ederse bu durumda buraya gelen request cookiesiz gelecektir. Sen de bu adam cookiesiz geldiği için bu bir ataktır diyebilmen biraz değişik bir vaka geliyor bana. Ama onu anlarım, doğru. Ama birden çok yolu var demiş. Diye de CSRF token. Hani zaten bunu biliyoruz. Bu referrer'da benim verdiğim ekstra bir cevap. Bence bu doğru gençler. Ama bunu bir sormak istiyorum chat. Doğru diyenler bir yazabilir mi bir? Sizden şey al, icazet almadan puan veremem kendime. Abi ben bu soruyu okurken şey yaparken yoktum da, hı-hı, tam ekran yapabilir misin? Şeyi sağdakini mi yapayım kardeşim? Aynen. Bu soruyu mu diyorsun? More cookies işte. Aynen. More cookies'e chat bana tam puan verdi ya. Bunu çözdüm. Ya basitçe şey yani. Nedir onun adı? Anlattım az önce. Buna bakarız. Şimdi şey, 4'e ne diyorduk? Bir dakika, 4'ü unuttum ben. Course aynı oldu. Ha, cookie nasıl okunur diye. Tamam. Path attribute does not protect against unauthorized reading of the cookie by other pages on the same page, so it's possible to include and read at the cookie from the frame. Yes. Doğru gençler. Evet abi. 5 de tamam. Geldik 6'ya. HTML, XSS, source query, reflected XSS var. Context'te de ne dedim? HTML, context, doğru. 7. Sözlü olarak da açıkladım ben size bunu. 7. Three vulnerabilities. 2 tane vulnerabilities var. Ha, backslash escape edilmediği için burada mesela ne yapıyor? Tek tırnağı backslash da escape ediyor. Backslash'ı escape etmediği için bunun önüne bir backslash koyarsam bu iki backslash tek tırnağa dönüyor. Şurada göstereyim. Yani tek tırnağın önünde bir tane kendin backslash koyarsan output iki tane backslash tek tırnak oluyor. Bu backslash bu backslash'ı escape ettiği için buradaki tek tırnak escape edilemiyor. Diğer zafiyet buymuş kastettiği. Okey. Benim için bu sorun değil. Ben ne yaptım? Username'e gelip script taglerini kapatmaktan bahsetmiştim. Bu o yüzden bu yöntemle çözmekten bahsetmiş. Bir de benim söylediğim yöntemi çözmekten bahsetmiş. Gördüğünüz gibi script tagini kapatmaktan. 7 doğru. 8. CSP. Ha, burada bir şeyler ters. All of the resources are blocked by the CSP. Burada tabii ki de inline JavaScript'in bloklandığını söylüyor ve ben inline JavaScript'in çalışacağını söylemişimdir kesin. Burada bak, buna tik atmışım. Bu çalışmaz. Şimdi buna ben kaç puan vereceğim? Tüm hepsini bilmişim. Link, bak bunu bilmişim, bu çalışmaz. Şunu da o kafa karışıklığından mütevellit bilemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneden ikisini bilemedim. Üç puandan kaç puan vereceğim kendime şimdi ben? 2,8 puan. Abi orada blokları soruyor ya, bir puan olması gerekmiyor mu? Niye bir puan? Abi istediğini al. Bak bunlar geçer, bunlar bloklanır dedim ben. Tamam mı? Yani blokları soruyor olmasıyla ilgilenmiyorum ki. Ben geçeri de söyledim, bloklananı da söyledim. Sadece bir tane bloklanan var dedim. Aslında iki tane. Diğeri de inline.js komutunu beynimin ters algılamasından mütevellit. Anlatabildim mi acaba? Kaç puan veriyorsunuz gençler? Ben kaç puan aldım şimdi buradan? 2,5. 2,62. 2,5. 2,25 ya. Bence de 2,25 alır. Yani sorunun 8'de 1'ini bilememişim yani. 8'de 7'sini bilip 8'de 1'ini bilemedim.
O yüzden 3'e de 2.8 vermen güzel oldu. Real Madrid oynar. 2.8 olur ya. Verdim 2.8'i. HSTS. TLS Prevence Management TLS Enşede Connectilajımız. Bu net doğru abi. Buna kimse bir şey diyemez herhalde, değil mi? Bunu açıkladığım kısmı. Geç. 10. Comment Injection. 10. Ne diyor? ETC password ile local file inclusion yapabilirsin diyor. Gayet güzel. Hello, RM, RF vesaire de comment injection yapabilirsin diyor. Hop. Doğru. On bir fingerprinting. Install font, user agent, specific quirks of the graphic card. Bayağı var. Ben 3 tanesini yaz demişti. 3'ünü de yaptım işte. Bu da doğru. Logic bug. Ha. Should use app post, app delete instead of app get since the get records are not supposed to have any size effect and the browser may automatically prefetch them to improve performance which might be unintentional. Yani bu da şey diyor. Critical critical mevzular postla gelmeli diyor. Delete gibi bir metot getle gelmemeli diyor. Hani ben böyle bir şey söylemedim. Ama diğer konu CSRF zafiyetiyle ilgiliydi. Second issue is the missing return statement after the first called response sent. Aynen, doğru. Ama diğer bir konuda CSRF zafiyetiyle alakalı. Bu da CSRF'i söylememiş. O zaman bana 3 değil 5 puan amına koyayım. Çok özür dilerim, küfrettim gene. Ailesiyle beni izleyen dostlarım, sizi seviyorum. Same site olayını sayıyorsa same site olayını saydığını söylemesi lazım abi. Ben onu assume edemem. Ama burada bir CSRF zafiyeti var. Bence de diğer soruda kaybettiğimiz 3.2 puanı alalım mı almayalım mı? Hemen anket geliyor. 1 dakikalık anket. Serisinden slash pool 0.2 verek mi? Al. Ver, verme. Bir dakikalık anketim hemen başlıyor. Verme diye oy basmış zalımın biri. Direkt ya, direkt. Abi 16 kişi vermedi. Acaba neden? Yazsana ya. Çok ayıp lan. A-a. (gülüyor) 18 kişi oldu. Ben buradan kendime doğru deyip 3 puan yazarım gençler. Ben de zaten vermeyecektim. Vatandaş 3 puanlık soruya fazla bilgi vermiş olabilir. İlgilenmiyorum. Şimdi ne oldu? Ben burada 1, 10, bu da tamam. Buna 2.8 puan verdik. 3 değil, 2.8. Bir soru yanlıştı galiba. Değil mi? Yo, yanlış değil. Bir dakika ya. 3 puanlık sorularda yanlışım yok benim. 2.8'im var sadece. Değil mi? Yani 36,8 puan mı aldım burada? Kenzar hoş geldin. 14. Yüzde ne lan? Bitwise sıfırla bakayım. 14 artı 18 artı 36
Nokta 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 tiki, öyle bir şarkı mı vardı lan? Nokta ne enandı ya? 14 artı 18 artı. Ben bunu kendim böyle 36,8 seviyorum görmeyi ya. 68,8 almışız. Gençler. MDI sec. Şuradan 2 puan buradan 4 puan kaybettik. Buradan da 0,2 puan kaybettik. Çan eğrisi ne noktada hocam? Nasıl ama? Ne zamandır sınava girmemiştim. Çok iyi oldu. ...94 ediyor yüzlerinden abi. Yüzlerinden 94 mi diyor? Olmaz. Yuvarlayıp 95 sayalım abi. Kids, now I'm doing time. Hang the point, I'm slowing down. There's nothing left to lose. I ain't riding, you're no good. It hurts, but that's the truth. Stupid chat. Evet. Güzel oldu be chat. Olmadı mı? Ne diyorsunuz? Hı? Bence de ya. Keyifli oldu yani. Ohoho emojisi. Biri yaparsa olur ya. Koyarız yani. Emoji yapacak adam lazım. Valla ben acayip eğlendim ya. Bir de sınav kolaymış gençler. Harbi ya. Şeyi sorayım yani. Kutay sen bu sınavı çözdün mü? Yok abi çözmedim ben. Bu kim? Lodos sen çözdün. Hacker Baker çözmüştü galiba. Hacker Baker kaç aldı? Ben de 40 almıştım. 40 aldın. Sen banlarım ben çocuk. 40 ne lan? Ya, tam bilmiyorum. Ban Hacker Baker. Görüşürüz kardeşim. Kusura bakma. 40 mırk alamaz benim öğrencim. Başka kim çözdü? Başka bu sınava giren var mı aramızda? Hiç mi kimse yok? Ulan beni niye soktunuz? Aylakman sen girdin mi? Hacker Baker Antline sen kaç aldın? Aylakman 55 mi? Bam. Görüşürüz. 55 mi? Hiç kabul edemem.
Kimse kusura bakmasın. 55'i kabul edemem. Bir dakika. 55 yüzlük sistemde kaça denk geliyor bu sınavda? Bir hesaplayın bakayım. Üzerinden 74. 74'de banını açarım ya. Ama ban Hackley Becker. 74 geçer. Aynen. Amba arada birini daha vurmuştuk. Kimi vurduk lan? Aylakmin'i vurduk. Gel kardeşim gel. Geçiyor tamam, 74 geçer. Ve 55 100 üzerinden sandım da bir an sinirlendim, özür diliyorum. Teşekkürler Türkiye diye geri geliyor. Ben kendimi de banlıyım abi. 68 falan aldım ya. Olmaz ki. Kaç aldım lan ben? 68.8. Olmaz. Şu yani kaçırdığım sorular çok kötü. Bu soruları samimi söylüyorum yani, kaçırmamam lazımdı gerçekten. Gerçekten yani, o kafam karışmasaydı iyiydi. Ama hayırlısı, yapacak bir şey yok. CSP'de kafa karıştı abi. Erkin'i seni de banlarım. 70 aldın abi, ne demek? Ben 94 aldım 100 üzerinden. UNQQ hoş geldin dostum. Bu yayınlar son 6 aydır var. 6 aydır Twitch'te hardcore cyber security training yapıyorum ben. Bir artı bir yazsın. Kimler yeni izliyor ilk defa bu yayını? Genellikle bizim böyle bir core izleyicimiz vardır. Average 200 kişi abi. O yüzden her yayın kafa üstü. Ben yayına başladığımdan mütevellit. Anlatmıyorum pek yani kimiz değiliz vesaireyiz diye. Her yayın bir 10 arkadaş falan geliyor, yeni gelen var. Bayağı var. Liz Kel. Arkadaşlar ooo, ben bu kadar olduğumuzu bilmiyordum ya. Furkan ilk defa canlı izliyorum. 3 aydır sabım. Güncel coder wannabe. Amazon Prime sağ olsun aga ya, gerçekten yani hani. Ya bu arada bu kadar yeni arkadaşımızın olduğunu bilmiyordum ben. Ünlem Twitch Hub yazarsanız, ki bunu tek heyle yazarsanız ve onu da insan gibi yazarsanız, ya da biri yazsın. Heh tamam, teşekkür ediyorum. Eski tüm yayınlarımızı buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Benim temelde yaptığım şey, ben 15 yıldır siber güvenlik alanında boş boş takılıyorum ortalarda. Hasbelkaderde iki rekat bir şey bildiğimden mütevellit, Covid döneminde gaza gelip bunları siber güvenlik camiasıyla yıllardır gönüllü olarak fiziksel eğitimlerde paylaşıyorum. Bir şekilde de bunu artık sanal yapayım. Burdur'dan da izleyenimiz olsun istedim hayatta. Bu bilgilerin eriştiği insanlar olsun istedim. Hasbelkader siber güvenlik security zaten küçük bir alan. Oradan daha çok tanıyan insanlar oluyor beni. Böyle bir kanal açmaya başladık. O günden beri de böyle güzel bir kadro, kemik kadro ilerliyor hikaye ve %95 hardcore siber güvenlik eğitimi oluyor. Bu siber güvenlik eğitimlerinin tamamı herkese ücretsiz. Sub olmak size hiçbir özellik ekstradan kazandırmıyor. Bu kanaldaki sadece beni desteklemiş oluyorsunuz. Destekleyip desteklememiz çok mühim de değil. Yani sub olmak tamamıyla ben öğrendiğim bilginin zekatını veriyorum gibi bir şey evriliyor bizim kanalda. Bir de Discord'da T1 Goy Goy kanalına katılmak, o kadar yani hani. Bugüne kadar neler yaptık derseniz, 19 eğitim serisi oldu Web Security'de. Zero Day Research anlatıldı. Binary Exploitation anlattım. Network Hacking serisi anlattım. Ve bir tane de Hacker konferansı düzenledim. Bunun üstünü çiziyorum. Buna birazcık da zoom yapıyorum. Çünkü... Ah...
Bir de Türkiye'de olmayan bir diğer konu olan Metasploit Development öğrettim herkese elimden geldiğince. Adını Zero to Hero koymuyorum. Zaten web security eğitimi tam bir Zero to Hero yani. O yüzden özetle de yeni başlayan herkese tanıtmış oldum kendimi yani. Hani. Aynen HackerConf'un emotu var. Yakında o emotu kullanacağız gençler. O nedenle yeni gelen herkese teşekkür ederim. Umarım yararlı oluyordur böyle bilgiler ya. HackerConf havada uçuyor. Çok iyi. Öyle yani. Bayağı yararlı güzel şeyler yapmışız gibi geliyor. Yani şu sınavdan hani bu web hacker, web security serisini bitiren herkes abi düzgünce not alarak çalışan ama böyle hani el donun içinde böyle yani izlemekle değil yani hani düzgünce kağıt kalem not alıp ben öğreniyorum hani modunda yaklaşan adam bence bu işi çözer ya. Hiçbir yerde olmayan bir content olduğunu inanıyorum. Çok mütevazi de bir adam değilim ama mütevazi gibi olamayacağım kadar da büyük bir topluluğun emeği var bu yayınlarda. Onu söylemiş olayım. Ne diyorsunuz? Ya YouTube'a gelmesini beklemene gerek yok. Hepsinin klibi alınıyor ve Twitch'te duruyor zaten abi yani hani. Kernel mod yazmışsın ki can dostum bu konuları hoca derste anlatıyor ama derste olduğunu bildiğin için bu kadar hevesli olmuyor. İnsan burada gırgır şamata da oluyor işin içinde. O bayağı etkili demişsin. Aslında o biraz ondan değil de şeyle alakalı. Ben bu eğitim 6 aydır boyunca yani 6 aydaki tüm yayınları izledim diyen ilk yayından bu yayına kadar hepsini izledim diyen bir artı bir yazabilir mi? Kolay bir şey değil abi bu. Bak chat artı birden yıkılacak şimdi yani eminim. Ve nasıl göt oldun? sayılır. 2-3 bölüm. Tamam okey arkadaşlar %80. Hani geriden geliyor bazılarınız biliyorum. %80'e çektim. %80 ve fazlasını. Bak. Bir dünya insan var. Yani neden bu kadar arkadaşımız bu yayınların hepsini izliyor vesaire dersen abi benim burada 6 aydır yaptığım şey aslında bir insan aldatma sanatı. Yani işin içerisine goy goyu, eğlenceyi, herkesin bildiği bir bilginin içinde bilmediği bir şeyi bulup onu onun üzerinden anlatmak tamamıyla bir insan kandırma mevzusuyla alakalı. Çünkü sizi motive etmek istiyorum. Benim en büyük buradaki teknik bilgi birinci öncelik değil aslında. Yani hep onu ön plana koyuyoruz. Diyoruz ki teknik kanlı canlı vesaire diye yani ama aslında birinci planda olan şey hepinizi bir şekilde şu dönemde motive edebilmek bir şeylere. Her ne iş yapıyorsanız yani. Amaç biraz onu sağlamaktı. Siber güvenliği bir amaç değil, burada biraz araç olarak kullandık yani. Ya zaten hani teorik bilgi, her şeyi teorik de anlatabilirim abi de. Gerçeği anlatıp koyduğun zaman işte karşıdaki insan için de çok faydalı olduğuna inanıyorum yani. Bir de şey yapmak lazım abi, hani bak sınava giriyorum burada işte. Abi ben bu kadar biliyorum yani. Anladın? Bak ben de iki soruyu yanlış yaptım yani herkes yapar. Normal bir şey. Koy Allah Prime'da ikinci ayın devam ettirmiş. Sağ olsun can dostum benim. Abi yazılım öğrenmek istiyorsun ve YouTube'da bir şey bulamadım diyorsun. Biraz doğru araştır. Yani bir şey istiyorsanız gerçekten araştırın abi. Yani bugün günümüzde yazılımla ilgili internette kaynak bulamadım ya gibi bir noktaya indirgemeniz çok büyük ayıp.
Gerçekten büyük ayıp. Kernel Watts gerçek hayattan örnekler. CPT adama Primal'ı ikinci ayın devam ettirmiş. Hop hop kardeşim hoş geldin, kesine bereket. Ya bu arada benim anlattıklarımın da hepsi internette var aslında. Değil mi? Aslına bakarsan kaynak var yani. Ama aralarda bazı trik cümleler var ki hani asıl farkı onlar yaratıyor. Yani 2,5 saatlik eğitimin içinde belki 30 saniyelik bir cümle var. O cümle belki hayatta birçok şeyini değiştiriyor. Tabii ki Antlion, yani ben kendi düşünce şeklimi... Oo, bir hype trainimiz daha olmuş. Ne güzel. 5A65726F Primal'e ikinci ay. Hoş geldin. Abi kampta ben seni tanımadan önce yanına gelmeye çekinmiştim. Sonra tekken gelip tanışmıştık. Çok samimi ve iyi insansın. Beni çok motive ettin. O motivasyon devam ediyorsa ne mutlu bana dostum. Süper. Tuna nasılsın? Biraz boğazım ağrıyor ya. Yoruldum bugün. 4-5 saattir konuşuyorum. Bugün saat 3'ten 5-6'ya kadar bir toplantım vardı. Orada konuştum. Bizim Sudoris ekibiyle 2 saat toplantımız vardı. Hemen o toplantının peşinden orada konuştum. Şimdi de 2 saattir konuşuyorum. Yani yaklaşık son 6 saattir konuşuyorum ben hiç durmadan. Biraz boğazım ağrıdı. JavaScript reverse shell kodu lazım file upload'da kullanmak için. CPT adamı bilmiyorum ki kardeşim. JavaScript reverse shell kodu ne demek? Hiç görmedim hayatımda öyle bir şey. Derken Emirhan ve Brian bitleri attırmaya devam ediyor. Sağ olun. Ya bu benim hanımdan niye ses yok? Acaba bu kızın başına bir şey geldi. Yani W3 School var ya, aynen. Dolosyonu da affetmiyor. Beatler havada uçuyor. Heh, kadınım ne haber? İyi, ne yapıyorsun? Ha. Tamam, ben de sana bir ulaşamayınca sesini duyayım dedim ya. Ben yayındayım ya bir tanem bugün. Stanford Üniversitesi'nin siber güvenlik web security sınıfı varmış hayatım. Online'mış o da. Bizim Discord kanalındaki arkadaşlar o sınavları, o dersleri takip ediyordu da akşamları yayın açıp SUID'ler. O sınavı varmış Hatun. O sınavı varmış. Onun sınavı da online PDF olarak varmış cevap anahtarıyla. Canlı yayında bana sınav yaptılar. Ona girdim ben. Sınav sıçtım ya. 73 üzerinden 69 aldım. 73 üzerinden 69 aldım. Yani 100 üzerinden 94 gibi oluyor. Ya iki tane soruda kafamda karışma yaşadım sana ulaşamayınca senin yüzünden. Bak işte ne dedi bana? Ailem bana diyordu işte karı kız işlerini bırak okuluna odaklan diye. Bak odaklansaymışım işte. Seni aradım ulaşamadım, kafam karıştı orada benim. Tamam, seviyorum seni, hadi dikkat et. Bir şey diyeceğim. Gelirken Starbucks'a uğrayıp böyle bir tane sıcak bir içeceler alsana. Vaktim varsa ve yorulmadıysan aynen. Açıksa değilse kasma gel, öptüm seni. Hadi görüşürüz. Hype Train bir daha yola çıkmış. Mehmet abi Bilkentli Mühendis'e gel abi, bekliyoruz demiş. Geleyim kardeşim, şimdi mi geleyim? Nasıl geleyim Bilkentli Mühendis'e? Nereden geleceğim? Yayına mı geleyim? 447 kişi mi? 447 kişi ne yapıyorsunuz lan burada? Bilmem. Biri bir dakika sonra oldu demişti sabah ama hatırlamıyorum. 25 liralık yani iki tane. Aa Mehmet abi gelmiş. Mehmet abi abonelerimizden... Bu abi daha temin vallahi şimdi yazdım ya. Vallahi zaten. Mehmet abi hoş aynen geldin. Mehmet abi abonelerimizden DNR çekilişi yapıyorduk tam.
gibi sen geldin. Vallahi çocuğum çok tatlı yani. Nasıl abone olabiliriz? Hemen atıyorum. Şak attım. Nasıl abone olabilirsin? Attım. 443 kişi nedir abi? Çok iyi. Gönder. Mehmet abiyi çok seviyoruz ya. Mehmet abi daha temin şimdi Mehmet abi şey keyword'ü Mehmet abiyi seviyoruz oğlum. Mehmet abi ya seviyoruz çocuk... yapalım mı? Arkadaşlar yeniden yapıyoruz çekilişi bir dakika. Ya bunu biliyor musunuz? Mehmet abi seviyoruz. Gençler. Anahtar kelimemiz Mehmet abi. Burada Bilkentli Mühendis diye bir kanal var. Bu arkadaşlar her akşam her gün toplanıp birlikte saat açıp aynı anda ders çalışıyorlar. Yani Twitch'te bayağı öyle goy goy taşak muhabbeti varken bu çocuklar burada toplanıp ders çalışıyorlar. O yüzden çok seviyorum bu arkadaşları yani. Hani yapın. Canlarım benim çok hoşuma gidiyorlar. Ne? Yiğit bu kanala da gidip iban atarsan yemin ederim banlarım seni bak Yiğit. Lütfen. Senin ibanını istemişler. Söylerim direkt. Söyleyeyim mi? Mehmet abi kim? Mehmet abi emdisek. Gerçekten söyleyebilirim şu an. Ya niye söylüyorsunuz arkadaşlar? Allah'ım saçmalamayın. Seviyorum. Demedim ki Mehmet abi. Bana özel bir şey söyleyeyim. Seviyorum. Evet, evet. Mehmet abi hala burada mısın? Burada izliyor şu an bizi. İzliyor mu? Ben onun yayınını izliyorum. Ne abi şanslı. Çocuklar çok tatlı bir oğlum ya. Valla çok tatlılar ha. Abone ol belki sana çıkar. Yani böyle arada benim zamanımda böyle motive olmak için falan arkadaş çevrem vardı 5-10 kişilik. Şimdi bu dijital dünyada çocuklar böyle bir şey yapıyorlar. Beni de çok onur ettiler yani. Bu hani bu çekilişte şeye gerek yoktu hani ama hepsi lise öğrencisi oğlum. Hepsi lise öğrencisi. ÖSS'ye hazırlanıyorlar. 5 kişi katıldı şu an. Günde 8 saat böyle timer'ı başlatıyorlar. Herkes birlikte aynı anda ders çalışıyor. 2 tane. 6 dakika mı bekleyeceğiz? Beklemeyelim mi? Mehmet abi ÖSS kalmadı. YKS var YKS. Oğlum bana laf sokamazsın. Benim yayınımı dinleyip oradan bana cevap veremezsin. Tamam mı? Ben evet 30 abi, yaşındayım. Sen yazmışsın ama sen abone değilsin be abi. Sen sana çıkamıyorsun. Sen gel 68 tane. Pardon abi sana niye laf sokayım abi? Sen gel 68 tane abone hediye et ama kendin abone olma. Evet. Aha Mehmet abi abone hediye etme şeyine girdi. Cidden mi? Aynen. Geliyor şimdi abone hazır ol. Bana bir 3 ay falan yolda. Mehmet abi. Mehmet abi çıkıyormuş. Arkadaşlar Mehmet abiden abonelik dilenebilirsiniz. Kendisi çok neyse. Cömert. Aynen. Gel birlikte ders çalışalım falan yapıyor evet, çocuklar. Çok iyi. Seviyorum bu gençleri ya. Tatlılar yani. Berkant bak oradan buraya gelip benim kanalımda dilenemezsin. Seni banlarım çocuk. Böyle davranamazsın ya. Bu hiç hoş bir hareket değil. Bizde bir tane evet, yiğit var senin gibi zaten yani. Evet biz de seni seviyoruz abi gerçekten. Mehmet abi. Ünlen Mehmet abi lütfen. Ay ay. Neyse dostlarım hepinize iyi dersler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin kendinize diyorum. Bu cümleler Bilkentli Mühendis'ten gelen dostlarıma. Yayını kapatacağım o tarafı çünkü yani. Çünkü ben zamanda ÖSS'ye pardon OKS, YGS ne adı bilmiyorum artık. Sağ ol abi biz de seni öpüyoruz görüşürüz. Çiçek gibi çalıştım ve Counter Strike oynamayı hak ettim. Tamam mı? Artık ben Counter Strike oynayabilirim. Aynen ha ÖSS'ydi ya benim zamanımda da adı aynen. Ah. Yayın nasıl devam edecek? Öncelikle şunu soracağız gençler. Soru şu. Nasıldı sınav? Sınava girmemi beğendiniz mi? Beğenenler artı bir yazıyor.
SUID'lere paylaştım. Abi şu Spotify'ı bağlasam buradan biz de görsek. Zaten işin güzel yanı o. Bağlamıyorum ki millet sürekli şazamlasın. Bunun üstüne bir Paul Swigert patlasa, vodka üstüne bir cilalamak gibi olur. Mis olur, efsane olur demişsin. Ben yoruldum. Benim çözdüğümü paylaştım SUID ile. İnan dosyanın exe feeder'ına bakmak istemiyorum. Gerçekten. Ona bakınca rezillik çıkıyor. Devrim Altuncu. Hoş geldin. Opet dinliyor musun? Artık çok ağır geliyor bana ya. Yaşlandım yani. Gençler. Bir CS'miz var mı ya? Bir el. Bir elcik. Ha? Var mı öyle bir şeyimiz? Kutay? Mutlu. Ben oynarım abi, buradayım ben. Ettik var abi, 2, var. 3, Harun burada. Ferhat. Üç kişi miyiz? Bu kadarcık mıyız ya? Hayda, bir dakika dur bakayım şimdi. Şimdi buradan ifşa olur. Metal